أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi a'uzü bike min hemazatil şeyatîn ve a'uzü bike fe en yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ile aadin akhahum Hud da kale ya kavmi ibudullah ma lakum min ilahin gayr. ilahih laya. Hud suresinin 50. ayeti kerimesinde kaldık. Sure-i Hud ayeti kerime bir önceki bölümde Nuh Aleyhisselam'ın hadiselerini, konularını Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Biz de o hükümleri Allah'ımızın kitabından duymuş olduk. Şimdi geldik. Ve ila adin At kavmi. Nuh Aleyhisselam'dan sonraki gelen bir kavim. Bunlar Riyad taraflarında yaşamışlar orada kargaşalar olmuş halk Efendim büyük kargaşalar çıkartmış ve orada o bölgede yaşayamamışlar çölleri aşıp Efendim çöllerde işte o meşhur Arabistan çöllerinde oraları geçip şimdiki e, Ürdün bölgesine yakın olan bölgeler yani yaşamın olduğu yerler, o bölgeleri gösteriyor. Allah her şeyden doğrusunu bilir. Ve ile adin ad kavmi. Bunlar azgınlık, sapkınlık. Sonra bunlar çok zenginlediler. Efendim büyük imkan sahibi oldular. ve şehrin girişlerine büyük heykeller yaptılar. Bu putperestliğin dönemleri her tarihin ayrıntılarında görebiliyoruz. Adem Aleyhisselam dönemi hariç Nuh Aleyhisselam döneminden sonra Bunlar başladı. ile Adin At Kavmi. Ekahum Peygamber kardeşleri olan Adem İdris Nuh Hud aleyhisselam dünyanın başı Adem orada Şit aleyhisselam var. Adem aleyhisselamın cenazesini Şit aleyhisselam Cebrail aleyhisselam yıkadı, kefenledi ve tecizatı ilk insanın vefatı ve ne yapılacağını Adem aleyhisselam öğretmiş oldu ve Şit aleyhisselam da namaz kıldırdı. Sonra İdris aleyhisselam, Nuh e, aleyhisselam ve Hud aleyhisselam. Kale, ya kavmi, ey kavmim, umudullah, Allah'a kulluk yapın, Allah'a tapın. E, yoktur, min ilahin gayru. Yani Allah'tan başka bir ilah yoktur. Malekum sizin için, min ilahin, bir ilah gayru, Allah'tan başka tapın alacak e, bir ilah yok. O zaman Allah'a tapmak, ona kulluk etmek lazım. İn entum illa mufterun. Yani in entum, siz o takdirde illa mufterun iftira edersiniz. Yani Allah'tan başkasına tapmaya, ona kulluk etmeye, efendim böyle bir şey, böyle putperestlik yapmaya kalkışarsanız, o durumda siz Allah'a iftira edersiniz. İftiracı olursunuz. Müfteri, hani Türkçe'de de kullanılır, müfteri müfteridir bu adam. Yani iftira ediyor. Siz o zaman o takdirde iftira eden olursunuz. Ya kavmi. 51. ayet. Ey kavmim. La eselukum aleyhi ecra. Ben size bir dünyalık bir karşılık istemiyorum. Yani ben sizden bir şey beklentim yok. İn ecriye illa alallah. İn ecriye benim mükafatım illa ancak alellezi fatarani. Beni yoktan var eden. Fatara kelimesi yaratmak. Allah Celle Celal beni yarattı. Mükafatı o verir. Onun için bu ayeti kerimeler diğer peygamberlerde de göreceğiz. Yani ben size Allah'ın hükmünü söylüyorum. Bir şey istediğim yok. Bir para pul istediğimiz yok. Yani Rabbimin hükmünü size duyuruyorum diye bir karşılığında bir para istediğimiz yok. Efela takülün hiç aklınız kesmiyor mu? Anlamıyor musunuz? Anlıyorsunuz. Yani ben size bu haramlara gitmeyin, Allah'ın emirlerini tutun, Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk edin, ona tapın, onun dediğini yapın derken, sizin kapınızı ayrıca çalıp da bana bak bunları yapıyorum diye ben sizden bir mesai ücreti, bir para istiyor muyum? Yok. E istemiyorsam, e demek ki Allah bana bu vazifeyi yaptı, sizi de Allah yarattı. O zaman biz o yerlerin göklerin sahibi olan Allah'a kulluk etmek, başka bizim yapacağımız bir şey yok, vazife budur. Ve Allah'ın mülkünde de yaşarken, helal harama dikkat edince dünyada rahat edersin. Ya kavmi, ey kavmim ben sizden dünyalık bir ecir, bir mükafat, bir para falan istemiyorum. Ancak Rabbim Celle Celaluhu beni yarattı. Efela takilun. Aklınız kesmiyor mu? Kesiyor. E o zaman ona kulluk edeceğiz. Onun dediğini yapacağız. Şimdi bu ayeti kelimelerin özetinde şöyle meseleler var. Yani bir insan ibadet karşılığında mesela oruç tuttum diye para alınmaz. Ben Kur'an okudum diye para alınmaz. Ben zikir yaptım diye para alınmaz. Namaz kıldım veya kıldırdım diye para alınmaz. Bunlar ibadettir. Yani ibadet para karşılığında olmaz. Şimdi mesela İslam ilk asırlarında 100 200 300 yıl boyunca fıkıhta genel kaidedir. Müslümanların hepsi kendileri imam olur, cemaat olur. İmam olmak için en iyi okuyan veya fıkı en iyi bilen veya en muttaki olan kişi geçer namaz kıldırır. Genel kaide budur. Yani çünkü namazı kılmak da kıldırmak da ibadettir. Bunun karşında para alınmaz. İslamiyet'in ilk üç asrı bu şekildeydi. Herkes gider camide namazı kılar, namazı kıldırır. Sonraki dönemlerde bu işte biraz gevşeklikler başlayınca bu sefer camide namaz kıldıracak kişi kalmadı. Adam Müslümanım diyor ama Kur'an okuyacak durumda değil. O tehavun gevşeklikler başlayınca dediler ki biz burada e, vaktini hasrettiğinden dolayı camide böyle vaktini hasrettiğinden dolayı biz buna bir e, şey takdir edelim. Çoluk çocuğunu da geçindirsin bu şekilde de vazifeler yapılsın diye bu şekilde yapıldı. Yani bir din görevlisi namaz kıldırıyor namaz kılıyoruz namaz kıldırıyoruz cami görevlisi diye onun para alması kesinlikle caiz değil. Çünkü ibadet parayla yapılmaz. E onun aldığı para devletin ona ikramıdır. O vaktini bütünüyle oraya hasrettiğinden dolayı bir ikram almış olur. Yoksa namazın karşılığı değildir. İbadet karşılığı ibadet karşılığı olmaz. İbadet parayla satılmaz. İşte peygamberlerin burada bildirdiği bu. Mesela bir hafız efendi Kur'an okudu. Öbür taraftaki de ona bir hediye verdi. Hediye ayrı bir şeydir. Ama ben sana Kur'an okuyacağım ve ben bundan ücret alırım. Olmaz. Böyle bir şey yok. Dinde yok. E, bu meseleler nettir. Bundan dolayıdır ki İslam ilk üç asır boyunca din e, adına iş yapan müştehitler, ulema, alimler, veliler asla ve kata böyle bir dünyalık karıştırmadılar. Halkın ikramlarıyla bu şekilde Allah'ımızın dinine hizmet işte o dönemlerde büyük alimler, veliler, müştehitlerin dönemi o dönemlerde oldu. Ondan sonra müştehit gelmedi zaten. Yani biraz ucundan bozulmalar başlayınca müştehitlerin dönemi de bitmiş oldu. Mesela bu. 52. ayet. Ya kavmi. Ey kavmim. İstağfirû rabbekum. Rabbinizden af talep edin. Afı mağfiret isteyin. İstağfirû af isteyin Rabbeküm Rabbinizden. Sümme tuğbu ile Allah'a dönün. Peki istiğfarla tövbe arasındaki fark nedir? İstiğfar kişi yaptıklarına pişman olması. Ya ben bu yanlışı, ben bu günahı nasıl yaptım? Estağfurullah değil mi? Gafara. Allah'ın affını istemek. Sin orada talep manasında istifal babında böyle bir kaide vardır. Talep yani Allah'ım senin mağfiret sıfatından affını istiyorum. E, i̇stiğfar. Sümme tubu ile tövbe dönmek. Yani Allah'ın affını istedin. Ya Rabbim ondan sonra da Allah'ın emirlerini yapıp haramlardan kaçmak. Artık Allah'a yöneliyorsun. Tövbe ettim ya Rabbi diyor ama aynı yerinde sayıklıyor. Yine ibadet etmiyor. Allah'a kulluk etmiyor. Bu olmadı işte. İstavfiru Rabbikum sümme tubu ile Allah'a dönün. Bu yapılırsa iki madde. Demek ki istiğfarın böyle bir kerameti var. Şimdi burada bu hususta hadis-i şerifler de gelecek okuyacağız. Üç madde anlatılıyor. Bir, yursiniz sema aleyküm midrâra. Allah size bol sağanak yağmurlar efendim vadilerinizi doldursun, taştırsın. Ve Mevla nimetini gökten bereketli yağmurlar yursil göndersin. Es sema gökten aleyküm üzerinize midrara bol yağmurlar. Ve yezidkum ziyade kılsın. Kuvveten ilâ Kuvvetinize kuvvet. Mevla burada evlat manasında, evlatlarınıza evlatlar lütfetsin. Hayırlı nesil ne güzel bir şeydir. Kişinin evladı, bir evladı daha, bir tane daha vesaire. Üç, dört, beş evlatları oldu. Hepsi birbirinden hayırlı. Efendim o, o işe yarıyor, o işe yarıyor vesaire. Hangi evladın hayırlıdır belli olmaz. Yani kız evladın yanı başındadır. Ömür boyu senin ihtiyaçlarını giderir. Yaşlanırsın, eline ayaktan düşersin. O sana bakar. Efendim evlat erkek evladıdır. Uzakta bir iş tutturur. Tamam erkek evladı namaz seni ilgilenemiyor. Onun için hangi evlat hayırlıdır? Allah hayırlı evlatlar nasip eylesin. Mesele bu. Cümlesini hayırlı eylesin. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetukum. İki madde. İstiğfar ve Allah'a yönelmek. Bunlar olursa Mevla gökten bereketli yağmurlar indirir. Efendim sizin kuvvetinize kuvvet katar. Yani bir insanın sadece maddi olarak güçlü olması yetmiyor. Yuvasında huzur, çoluğunda çocuğunda mutlu olması, çevresiyle barışık olması, toplumda bir itibarın olması, afiyet dediğimiz bedende sıhhat, yuvada huzur, çevrede barışık, Allah'a güzel bir kul. Ve la tetevallev mucrimin. Sakın günaha, efendim günahkarlığa, isyana dönmeyiniz. Men lezimel istiğfare ce'alallahu min kulli ferca ve min kulli dıygın mahreca ve razakahu min haysu la yahtesib. Resulullah Efendimiz buyurdu. fil hadis, men lezimel istiğfar, estağfurullah. Acayiptir. İstiğfar kelimesi. Darlıktan kurtarır, evladı olmayan hanım, Rabbim evlat nasip eder, abdesti daim is istiğfara devam eden kişi. Men lezimel istiğfar, estağfurullah, estağfurullah, Allah'ın. Yani bu yanlışları, bu kusurları, biliyorum, ya kırdım, döktüm, yanlış yaptım, rücu ediyorum, dönüş yapıyorum. Men lezimeli istiğfar. İstiğfara yapışan bir, cealallahu lehu min kulli hemmin feraca. Her türlü sıkıntı, mus musibetlerden çıkış. İki, ve min kulli her türlü darlık. İçinde bir darlık var, yuvanda bir darlık var, işinde bir darlık var. Bir sıkıntın var. Mevla ummadık çıkış kapılarını yaratır. 3- وَرَزَقَهُوا مِنْ haysu <لَيه> Hesap etmediği rızık kapılarını açar. Ulema diyor ki rızkın en güzellerinden bir tanesi evlattır. Yani Mevla Teala evladın yoksa evlat nasip eder. Estağfurullah demek. Acayip. Böyle bir bereketi bulunmaktadır <laughs> istiğfarın. وَرَزَقَهُوا مِنْ حَيْسُ لَيَهِ <يَحْتَسِب> Hesap etmediği yerden Mevla rızık kapılarını açar. İstiğfarın böyle bir özelliği bulunmak. ya مِنْ حَيْسُ لَيَهِ kalbe etmediği en <laughs> temut ölmeden Allah'a tövbe ediniz. Fe inne etubu fil yom rivayeti de var. Ben her gün Allah'a 70 defa, 100 defa istiğfar ediyorum. Estağfurullah diyorum. Evet. 53. ayet Hud suresi. Ya kalu ya Hud dediler ki ey Hud aleyhisselam. Ma ci'tena bi beyinetin. Sen bize bir delil, bir mucize vesaire getirmiyorsun. Bütün toplumların dediği bu. Peygamberlere itiraz ediyorlar. Peygamberlerin yaptıklarını böyle sihir diyorlar. İtiraz ediyorlar, inkar ediyorlar ve onların o yaptıklarını basite alıyorlar. ma nahnu b tariki Biz ilahlarımızı terk etmeyiz. Biz bu putlarımıza bütün gücümüzle, sarar. kendi elleriyle yaptıkları taşları yontuyorlar. Şehrin girişine, şehrin ortasına koyuyorlar ve onların yanında öyle hürmet ediyorlar. Bilmem işte bir şeyler yapıyorlar. Ee, onun saygı gösterisinde bulunuyorlar. Saygı duruşu işte vesaire neyse. Öyle bir şeyler yap yapıyorlar. Ve manahnu biz bir tariki aliyetine ilahlarımızı terk edici değiliz. Terk etmeyiz. Terk etmiyorlar. Ankavlike senin sözünle. Senin sözünde biz bunları terk etmeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim güneşe, aya, ağaca, taşa efendim, puta tapmayacak. Benim ümmetimin tapınağı nefis olacak, nefisler olacak. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu ümmete baktığımız zaman hakikaten böyle heykellere tapma diye böyle bir şey görülmüyor çok. Az bir grubu o budizmde vesaire görüyoruz. Fakat onlar da efendim çok azım sanacak durumda. Yani günümüz insanların böyle bir e, heykele tapma, puta tapma gibi özelliği yok. Peki neye tapma var? Nefsine tapma var. Nefsini büyük görüyor. Kendini büyük görüyor. Allah'ı küçük görüyor. Peygamberi küçük görüyor. Dinin hükümlerini küçük görüyor. Yani Allah'ın ahkamını söylediğin zaman insana çok böyle efendim değersiz görüyor kendisini. O bil bilim yani günümüzün tapınaklarından birisi bilgi. Yani bilgi. Adam o bilgisi ona kibir veriyor, gurur veriyor. Ene hayrun minhu şeytan dedi ya ben daha hayırlıyım. Yani Allah'ın hükümlerini basit basite alıyor vesaire. Bu bu bunun üzerine dikkat etmek lazım. Onun için biz kayıtsız şartsız Rabbimiz Celle Celal'in hükümlerine tabi olacağız. Resulullah Efendimize tabi olacağız. Dinin hükümlerine tabi olacağız. Rabbimize tapacağız. Yahud ma'ci tenabi ve yinetimi manav bir tariki ali biz ilahlarımızı terk etmeyiz. An kavlike senin sözüne ve mena hnu leke sana iman etmeyiz. Bunu ne zaman söylediler? Efendim, söylenen döneme baktığımız zaman e, ta dünyanın başı yani insanlığın baş tarafındaki Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam yani 6000 yıl geriye kadar gider bu mesele. İnsanlık değişmemiştir. Yaratan Allah değişmediği için. Peki ve ma nahnu leke bi 54. İnne biz senin hakkında deriz ki burası dikkat çeken bir ayet. İnne qulu biz deriz İlla ke ba'du alihatina. İlahlarımızın bazıları seni çarptı, sana isabet ettirdi, sana dokundurdu. Bir su in bir kötülük. Yani ilahlarımız seni çarptı. Yani sen şimdi buradan ayrıldın. Bizim bu Efendim yolumuzu terk ettin, sen efendim e, yanlış yapıyorsun, efendim aklını kaybettin demeye getiriyorlar. Başına bir hal geldi, bir musibet geldi. Bundan dolayı e, yanlış konuşuyorsun. İlahlarımız seni çarptı vesaire. Yani günümüzdeki olaylara da baktığınız zaman insanların konuşmaları aynı. Allah'ın yolundaki e, hükümleri değersiz görüyor. Allah'ın celle, celle emirlerin emirlerinin dışına çıkılmayı da efendim onu kutsuyor. Onun dışına çıktığınız zaman yanlış yapıyorsunuz. Ve efendim orada böyle bir feveranla itiraz ediyor. Yani Allah mı yanlış yapıyor? Hud aleyhisselamın dediği kendi fikirleri değil ki. Allah'ın ahkamı ne dediler burada? İlahlarımızdan bazıları efendim sana dokundu ve sen yanlış yaptın. İsabetli karar veremiyorsun. Hata yapıyorsun. Kale Hud Aleyhisselam dedi ki inni uşidullah. ben Allah'ı şahit tutarım ki ve şehdu şahit olun ki enni beri um mimma tuşrikun. sizin yaptığınız Allah'tan başka taptığınızdan ben uzağım ben beriyim Bu ayeti kerime üzerine durulması gereken şöyle bütün dikkati vererek bu ayeti incelememiz lazım Koca peygamber ve bütün peygamberler aynısını söylüyor. Ey insanoğlu ben sizi ikna etmek için uğraşmam. Yani siz putlara tapıyorsunuz. Allah'ın yolunu terk ediyorsunuz. Birbirinizi o zaman öldürüyorlardı. Uu, eğlenceler, kadın erkek karışık. Efendim öyle bir azgınlık, sapkınlık, bir de çok mal mülk sahibi oldular. Şehirler yaptılar, büyük ticaretler yaptılar. Büyük efem ziraatler yaptılar. Daha dünyanın başı olduğu için topraklar işlenmemiş böyle meyveler, sebzeler büyük nimetlere ulaştılar. Zenginlediler yani. Ve bu durum karşısında kalktılar. Efendim sen bizim dediğimizi yapmıyorsun. Sen putlar seni çarptı. Sen ne yaptığının farkında değilsin gibi bir de Nuh Hud Aleyhisselam'ı suçladılar. Hud Aleyhisselam net şunu söylüyor. Allah'ı şahit tutarım. Sizi de şahit tutarım ki sizin taptığınız o ya batıl işlerden ben uzağım. Şimdi burada şunu net olarak ortaya koymak lazım. Kişi kendine bakacak. Mesela ben şimdi kendime bakıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun hükümleri, helallerini helal, haramlarını haram. Şimdi Allah içkiyi, kumarı, faizi, zinayı, bir erkeğin bir kadında tokalaşmasını, müziği haram etmiş. Şimdi Allah'ın Celle Celaluhu'nun emirleri var. Namaz, oruç, zekat, ibadet, erkeğin mesela sünnetler işte sakal bırakma, hanımın giyinmesi, en kemalatı, çarşafı veya ahkam-ı din hususunda bir insanın anne babasına hürmeti, komşusuna iyi davranması, ettacuru saduk, dürüst tüccar, ticaretinde dürüst olacak, kimseyi kandırmayacak. Bu Allah'ın emirleri. Haramlar Allah'ın emirleri. Kaç kişi tutuyor? Efendim 10 kişi tutuyor. Efendim. E, e, gerisi 10 milyon kişi reddediyor. Deyiz ki ben Allah'ın emirlerini kabul ediyorum. Doğrusu budur. E o kadar millet kabul etmiyor. E, eder etmez. Şimdi burada Hud aleyhisselam net bize şunu söylüyor. Yani siz önce kendiniz kabul edin. Ben peygamber olarak diyorum ki ben bunu kabul ediyorum. Siz bilirsiniz. Amenar-rasulü bima unzile ileyhi min Rabbisinden indirilene Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. Mekke-i Mükerreme'de ilk iman eden kim? Resulullah Efendimiz. Ya Rabbim yüz binlerce insan var burada. Bu senin hükümlerini kabul etmiyorlar. Ben tek başıma iman etmişim. Ne olur ki haşa böyle bir şey yok. Onun için bu tür meselelere cümleleri dikkatli kuralım. Biz kendimizden sorumluyuz. Ya <laughs> lezina amenu ve eimaneden kendinizi ve ailenizi koruyun. Önce biz kendimizi koruyacağız. Buradan mesulüz Evet. Şimdi burada enni beriu -um mimma tuşrukun. Ben sizin şirkinizden beriyim. E ben de bunu itiraf ediyorum. Ben İslam'ın dışındaki bütün batıl yollardan beriyim. Ben Müslümanım. Yani itiraf ediyorum. Şimdi Allah'ın emirlerini kabul ediyorum. Haramlarını tasdik ediyorum. Yani bir insan Allah'ın emirlerinde hata yapsa günah işledik yanlış ettik Allah bizi affet deriz. Ancak işte bu şekilde tamam da biz bunları nasıl yaşayacağız o sonra. E bu kadar millet yola gelir mi gelmez ondan mesul değiliz zaten. Yani burada ya Hud sen bunu söylüyorsun ama o kadar millet imansız efendim sen kendini mi kurtarıyorsun? Yok tefsirlerde başka bölümlerde bakacağız orada da göremeyeceğiz. Evet bu mühim bir meseledir. Fekiduni tekrar diyor ki fekiduni cem yani hepiniz bana yapacağınız bütün ihanetleri, kötülükleri, hilelerinizi, ihanetlerinizi ki de hile demektir. Fekiduni bana cem hepiniz. Sümme la tuzu mühlet de vermeyin. Elinizden geleni yapın. Yani sonuç olarak beni öldürürsünüz, cennete gönderirsiniz. Zaten öyle yapmıyorlar mı? İbrahim Aleyhisselam tek başınaydı. Dedi ki yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Bu takta taptığınız taşlar, tunçların bir faydası yok. Oh, nasıl bunu dersin? Bizim efendim kutsalımıza nasıl saldırırsın? Atın bunu yakın bunu. İbrahim Aleyhisselam'ı yaktılar. Ateşe atmak istediler. Kendi elleriyle odunları topladılar. Ateşi yaktılar. Ateşe attılar. Mevla ateşi söndürdü. İbrahim Aleyhisselam o ateşten yüz binlerce insan o ateşi elleriyle yaktılar. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar. Bir hafta sonra İbrahim Aleyhisselam ateşin üzerine basarak dışarı çıktı. Bir kişi iman etmedi. Bir kişi iman etmedi. Burada ne diyor ayet-i kerime? Siz istediğiniz hilenizi yapın. Bir mühlet de vermeyin. Şu mülâtunuzun. İnni tevekkeltu alallah. Ben Allah'a tevekkül ettim. Çünkü doğruluğu da olan bir insan ya bu kadar milleti karşıma almayayım demeyecek. Sen doğrusun doğru olan birisi çoğunluk batıldadır diye biz ya tamam madem öyle bu işin ortasını bulalım. Böyle bir şey yok. Allah hususunda Allah'ın hükmü hususunda biz orada pazarlık yapamayız. Burada ya tabi olur cennete gidersin ya tabi olur cennete gider ya tabi olur kendimizi kurtaracağız. Ya tabi olacağız ya tabi başka bir alternatif şeyi yok. Ee, çıkışı yok. İnni tevekkeltü alallah. Rabbi ve rabbukum. Yani benim ve sizin Rabbiniz. Mâmin dâbetin yer yüzünde hiçbir canlı yoktur ki illahu âhizun binâsiyeti. Mevla onların alın perçiminden tutmuştur. Yani alın perçimi derken alındaki perçiminden Allah tutmuyor Kur'an-ı Kerim'de kinayeler vardır, istiareler vardır. Yani bazen burada mesela tehtekahrihi Allah kendi e, hükmünde, yetkisinde, adaletinde ve tasarrufunda tutmaktadır ki ki la yecuz fi hukmihi yani fe inne ala sıratin Allah'ın hükmünden kimse e, çıkamaz mevla celle celaluhu tasarruf sahibidir yani burada alın perçiminden tutarım yani o, o bütün burada sadece insanları kastetmedi. Ma'min daabetin dabek kelimesi tedubbu aleler diğer yüzünde hareket eden bütün canlılar Tamamı ahizun binasiyet, Mevla onları alın perçiminden tutuyor. Yani tasarruf sahibi, sulta sahibi, yetki sahibi e onlara efendim adaletiyle diyor. Mevla Celle Celaluhu yaptığı her şey yerli yerindedir. Adaletiyle hükmeder. Mevla'nın sonsuz rahmeti vardır. İnne Rabbi alâ sıratın müstakim. Rabbim, benim Rabbim alâ sıratım. Dost doğru yol, Rabbimizin yolu dost doğru yoldur. Allah'ın yolu, benim Rabbimin yolu dost doğru yol. İhtinas sıratı müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. O Allah'ın istediği yoldur. O yola gittin mi dünyada rahat edersin. Ahireti de kurtarırsın. Rabbim Celle Celaluhu dünya ahirete selamet nasip eylesin. Ya. 57. ayet. Fein tevellev yahud Hud aleyhisselam. Ey Hud aleyhisselam. Eğer onlar yüz çevirirlerse. Fe'in Burada Hud aleyhisselam diyor ki siz eğer yüz çevirecek olursanız. Şimdi burada yine önemli bir meseleyi arz edeceğiz. Hud aleyhisselama Allah Celle Celaluhu sen bunlara helalleri söyledin, haramları söyledin. Bunlar inkar ettiler, putbeyaz oldular. Hud aleyhisselamı Allah suçlamadı. Haşa zaten suç değil. Yani bir insan hakkı söyledi. Hakkı söylediğinden dolayı da karşıki taraf itiraz etti, inkar etti. Yani adamın orijinal ifadesiyle inkarına sebep oldu. Efendim sebep oldun diye suç işlemiş olmaz. Burada net olarak söylüyor. Eğer siz yüz çevirir. Benim dediklerimi ben ki Rabbimin dediğini size söylüyorum. Yüz çevirirseniz fakat eblatukum ma ursiltu bihi ileykum size Allah beni elçi olarak gönderdi. Rabbimin hükmünü ben size söylüyorum. Rabbim Celle Celaluhu puta tapmayın diyor. Rabbim Celle Celaluhu benim dediğimi yapın diyor. Rabbim Celle Celaluhu bana kul olun. Benim mülkümde yaşıyorsunuz. Rabbimin hükmü bu değil mi? Bu. Ben size bunu söylüyorum. Lekad eblatukum. Ben size tebliğ ediyorum. Tebliğat, tebliğname. Türkçe'de kullanılır. Tebliğat. Ben size Rabbimin hükmünü tebliğ ediyorum. Ma ursultu bihi ya Yani Rabbim beni size peygamber olarak gönderdi. Allah Celle Celaluhu Mesela bir ordu komutanı, or general bir bölükteki oradaki subayı muhatap alır. Oradaki 5000 bin tane askeri tek tek muhatap almaz. Ordu komutanı talimatı gönderir. Buradaki bölük, buradaki alay şuraya gidecek, intikal ettir falan. Allah Celle Celaluhu da Mevla Teala peygamberi bir kişiyi muhatap alır. Oradaki 5 milyon, 3 milyon, 10 milyon mesela geçmiş dönemlerde İbrahim Aleyhisselam Şam tarafında İsmail Aleyhisselam Mekke tarafında aynı İbrahim Aleyhisselam döneminde Lut Aleyhisselam Filistin taraflarında yani bakıyorsunuz aynı dönemde Mevla birkaç peygamberi muhatap alıyor onlara hükmediyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bütün kıyamete kadar ve mer sennak illa rahmetel alemlere rahmet olarak gönderiyor tek bir muhatap ve alemlere onunla hitap ediyor. Bakıyoruz hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün dünya tanıyabiliyor. O zamanki şartlarda öyle bir tanıma imkanı yoktu. Bölgeler birbirlerine hakim olabiliyordu. Allah her şeyin doğrusunu biliyor. Onun için her bölge, bölge, bölgeye peygamber gönderiyordu. Ama şimdi Mevla bir peygamber gönderiyor. Herkes de bunu duyuyor. Kabul eden eder, etmeyen kaybeder. Eğer siz yüz çevirirseniz ben peygamberlik vazifemi yaptım size söylüyorum. Ve yestahlifu rabbi kavmen gayrekum. Allah sizden başkalarını getirir, sizi siler, süpürür. Madem siz Allah'a kulluk etmiyorsunuz bir fabrikada işçiler patronu dediğini yapmasa çıkışını verir, iş yapan adamı alır. Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk yapılmadı mı Mevle o kavmi helak eder. Yani onları siler süpürür. Nuh kavmini helak ettikleri gibi yenisini getirir. E şimdi niye helak olmuş? Şimdi toptan pazarlık. Bu fabrika kapanacak. Yani dünya kella ila dukketil ardu denkendeke darma duman edip Mevla yok edecek. Ve la şey şey'a şey bakımından Allah'a zarar veremezsiniz. Zaten bu kavim helak oldu. Mevla hepsinin Efendi kökünü kazıdı sildi attı Mevla. Celle Celaluhu. Lev enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum. Resulullah'ın buyurdu sizin evvel ahir insu, cinniniz. Lev kene efcere kalbi racunun vahide minkum. En kötü Ebu Cehil gibi, Nemrut gibi kötü olsanız. Ma'ana kase zalike fi mulki şey. Allah buyuruyor ki benim mülkümde hiçbir şey azalmaz. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz. Rabbim her şeyi gözeten, koruyan, hafızdır, koruyandır, muhafaza edendir. Göklerin sahibi, yerin sahibi, her şeyin sahibi Allah'tır. Sen Allah'ın mülkünde, Allah'ın mülkünü kirletmeye, bozmaya, ona meydan okumaya. Te'işüne fi mülki, benim mülkümde yaşıyorsun. Ve la bana kulluk yapmıyorsun. Mevla yaşatır mı? Mesele bu. Allah her şeyi gözeticidir. Dünyanın başı bunlar. Aynı şeyler olmuş. Yok efendim eski dönemler, ilkel dönemler. Bir dakika ya. Bundan daha ilkeli yok ki Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Adem, Şit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam. Dünyanın ilk, ilk başı. Velemma ca emruna. Peki ne zaman ki bizim hükmümüz geldi işte helak. Onlar arz etmeye çalıştığımız gibi Hud kavmi o Riyad tarafların çölleri geçtiler. Ondan sonra orada devletler kurdular. Kurdukları devletlerden şehirler oluşturdular. Tabi onların boyları, güçleri de çok fazla. Bir de yaşam ortamları da 7-800 sene, yani 1000 yıla kadar yaşıyorlar. Yani ömürleri dünyada işlenmemiş. Bütün topraklar daha sıfır. Erzak çok. Ve milyonlarca insan onlar böyle azgınlık sapkınlık içerisinde eğlenceler kadın erkek karışık efendim çalgılar çengiler e, bir de putperestlikler yani her türlü menhiyatı işlediler. Hud aleyhisselam yalvardı yakardı yapmayın etmeyin tabi Kur'an-ı Kerim çok net kısa gidiyor tefsirlerde uzun uzun anlatılıyor burada. Onlara yalvardı yakardı onlar azgınlıklarını sapkınlıklarını e, bırakmadılar işte e, az önce söyledikleri meselelerde Hud Aleyhisselam'a itiraz ettiler. Senin dediklerin efendim bizim putlar seni çarptı ne konuştuğunu bilmiyorsun demeye kadar götürdüler. Şimdi Müslümanlara hor hakir görüyorlar ya onları böyle karanlık vesaire ifadelerini kullanıyorlar. Aynı şeyler yani Allah'ın emrini adam karanlık görüyor kendisini aydınlık görüyor. Peki neyin karanlık neyin aydınlık olduğu ölünce ortaya çıkacak. Evet. Kul mutu bi gayzukum diyor öfkenizle efendim isyanınızdan geberin diyor Allah. Mutu kelimesi. Ve lemma emruna ne zaman ki bizim emrimiz geldi. Neceyna huden vellezine amanu ma'ah. Biz Hud aleyhisselam ve ona iman eden, onunla beraber iman eden Müslümanları bir rahmetin minna, tarafımızdan bir rahmet ve merhametle kurtardık. Bir rivayet 300. 300 kişi, 40 kişi, 30 kişi. Yani en fazla 300 kişi. Çünkü buralarda 6000 yıl geriye gidiyor bu mesele. Yani daha dünkü bir savaşta bile ne kadar kişi olduğunun tespitleri tam yapılamıyor. Ne kadar vardı, ne kadar kişiydi falan. Ki bu bahsettiğimiz kaç 1000 yıl geriye gider. O zamanki tarihi kayıtlarda efendim e, izahatlarda ee, o dönemin yapısında böyle efendim, kayıtlara bakıldığında ancak böyle şeyler rastlanabiliyor 300 kişi. 40 kişi. E peki toplum ne kadar? 3 milyon. Milyonlarca insan var ortada. Yani 3-5 kişi yok. E peki burada ayet-i kerime çok net olarak şunu söylüyor. ''Ve lemme cemruna'' Bizim hükmümüz geldi. Necceyna Huda, Hud Aleyhisselam ve lezine amenu Ona iman eden, onunla beraber iman eden. Hud Aleyhisselam'la beraber iman eden Müslümanları rahmetimizle, tarafımızla kurtardık. Ve necceynahum. O Müslümanları kurtardık. Min azabin galiz diyor. Çok büyük. Azabı anladık ama galiz sert demektir. Çok büyük. Mevla geçmiş ümmetler. İsyan ettikleri zaman böyle azabını peşin gönderiyordu. Dünyada başlıyordu. Bu ümmet Resulullah Efendimiz ya Rabbi ümmetime azabı peşin gönderme. Nasılsa azab olacak zaten. Ahirette başlasın. Geçmiş ümmetler dünyada başlıyordu. Şimdi net olarak şunu paylaşmak istiyorum. Allah'ımızın ayetlerini iyi anlayalım. Günümüzde bu sorular soruluyor. Efendim bu kadar millet hepsi cehenneme mi gidecek? Nuh, Nuh aleyhisselamın ümmetine bakalım milyonlarca insan vardı peki gemiye 80 kişi binmişti şimdi 80 kişinin dışındakiler ne oldu bu kadar kişi bu kadar kişi yani bu cümleler doğru bir soru değil bu yani dünyaya bakıyorsunuz Avrupa, Amerika, Rusya, Çin efendim ülkemizde bakıyorsunuz baya bir kesim böyle inkarcı bir kesim var bu kadar kişi mi eğer bunlar Hud aleyhisselam misali Hud aleyhisselama ve ona efendim inananlar ne oldu? Kurtuldu. İnanmayanlar ne oldu? Çok büyük bir azaba müstahak oldular. Dünyanın başı bu. Şimdi e, ortası da o. Musa aleyhisselama inanan 2-300 bin kişi Musa aleyhisselam'ın peşinde gittiler. Efendim onunla beraber ürdüne karşıya deniz yarıldı, karşıya geçti. Onun peşine takılan 1 milyon 700 binlik milyonlarla ifade edilen Firavun'un ordusu ne oldu? Boğuldu. E o kadar kişi mi? E o kadar kişi. Eğer bir insan Allah'a ve onun peygamberine tabi oldu, o yolda gittiyse kaç kişi varsa o terazidekiler kurtulur. İslam bir terazi gibidir. Allah'ın ve peygamberin emri olan terazi. Bu terazide kim varsa onlar cennete gider. Aman bundan ne olur? Bundan ne olur diye diğer terazide olursa o da o terazide o tarafa gider. Aman bundan ne olur diyen Allahü Teala da senden bir şey olmaz der. Onun için soruyu doğru sormak lazım. Yani taş niye efendim e, evlat sahibi olmuyor veya kuzu doğurmuyor? Yani taştan bir çocuk olmaz. Soru yanlış. Yani bu kadar kişi cehenneme mi gidecek? Soru yanlış. Eğer cehenneme gidiyorsa cehenneme gidiyor demektir. İşte Hud aleyhisselam dünyanın başı yani Nuh Hud aleyhisselama inananlar burada 30-40 kişiden bahsediliyor. En fazla 300 kişiden bahsediliyor. Gerisi cehenneme gitti. O kadar kişi cehenneme mi gitti? Bu soru yanlış. Eğer kişi cehennem yolundaysa odur. Çünkü alemin Allah alemlerden zengindir. Kul Allah'a boyun eğmez. Tabiri caizse haşa yani tenezzül etmez ise Allahu Teala hiç tarafına bakmaz. Muhtaç olan sensin. Allah muhtaç değil ki. Ama insanlara baktığınız zaman sanki Allah muhtaçmış ve herkes herkes isyan ederse Allahu Teala e, ne yapayım kullarım madem öyledir es vesaire. Bu yanlış denklemler kurmayalım. Yanlış cümleler kurmayalım. Açıklık, saçıklık, içkiler, kumarlar, eğlenceler, çalgılar, müzikler, gıybetler, iftiralar. Dikkat edelim. Bu günahlar batırır. Batırır ayeti kerimeler dünyanın başındaki meseleleri bize ve tilke işte adun diyor o at kavmi cehadu inkar ettiler bir ayati rabbihim rablerinin mesela Avrupa Rabbi Allah Amerika Rabbi Allah Çin Rabbi Allah ülkemizin inkarcıları Rabbi Allah Mevla Teala ne buyurdu 6000 sene geriye gidiyoruz at kavmi kendi rablerini inkar ettiler Hud aleyhisselamın Rabbi değil insanların Rabbi şu anda Müslümanların Rabbi değil bütün insanlığın Rabbi olan Rabbimiz Allah'tır. Kafiri de o yarattı. Ama birisi Allah'a boyun eğiyor, mevla cennet veriyor. Öbürüce baş kaldırıyor, itiraz ediyor, kafa tutuyor. Heh. Yani ve tilke adun o at kavmi cehadu bi ayati hükümlerini inkar ettiler ve <laughs> asav asi oldular Rusulehu <laughs> peygamberlerine Halbuki orada bir tane peygamber Resul, Hud aleyhisselam. Demek ki bir peygamberi inkar ettin mi bütün peygamberleri inkar etmiş oluyorsunuz. Öyle diyor Kur'an. peygamberlerini inkar ettiler. Halbuki Hud aleyhisselam. Vettebe'u emre kullu cebbarin. Her cebbar efendim bu zalim adamlar. aniit, inatçı. Ya doğrusu bu değil mi? Seni Allah yaratmadı mı? Canını Allah yaratma. Kalbini sen mi çalıştırıyorsun? Nefesi sen mi alıyorsun? Topraktaki, çamurdaki çileyi sen mi yaratıyorsun? Gök kubbeyi sen mi tutuyorsun? Yani dünyada senin gücün kuvvetin ne? Adam diyor ki ben büyük akademik ünvanım var. Şöyle kariyer, böyle zenginliği var. Buna sana mı ait? Allah aklını vermeseydi, kuvvetini vermeseydi. Yani Mevla Celle Celaluhu topraktan bir şey yaratmasaydı. Ne yapabilirdik? Sana ait olan ne var? İşte işte Mevla Teala buyurdu ki o zamanki insanlar bahsettiğimiz gibi azgınlık, sapkınlık, eğlence, isyan, tuğyan onlara tabi oldular. Tabi olunca burada maddeler çıktı. Bir, ve utbiu fiyazi dünya lanet. Dünyada onlar lanete uğradılar. Bir insan Allah'a haddini aşarsa, peygambere haddini aşarsa, dine saygısızlık ederse Mevla müsaade etmez, belayı çabuk bulur. Belayı çabuk bulur. Ve utbi'u, tabi kılındılar fi hazi dünya bu dünyada lanet Allah'ın lanetine uğradılar bir ve yevmel kıyame kıyamet günü ise esas kıyamet günü ela kıyamet günü azap demiyor e bir dakika ela dikkat edin dikkat edin inne aden o ad kavmi var ya dünyanın başı başı böyleyse hepsi böyle keferu Rabbi'm onlar Rablerini inkar ettiler sen Allah'ın emrini kabul etmezse kişi peygamberin yolunu kabul etmezse bu kişi inkar durumunda olur. Keferu Rabbim. Ela boğden. Onlar Allah'ın rahmetinden uzak. Ela boğden li'adi kavm. O ad kavmi Hud. Hud aleyhisselamın kavmi olan ad kavmi Allah'ın rahmetinden Allah'ın efendim kulluğundan uzak, menfur, lanet bir kavim. Allah'ın gazabı cehennem onlara oldu. Allah'ın rahmetinden boğut uzak demektir. Tar edildiler, kovuldular. Burada dikkat çeken bir hususu arz etmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu kafirleri nasıl tanıttı? Onlar zorba ve inatçı kötülere, kafirlere tabi oldular. Hakikaten olayı incelediğimiz zaman insanları adam kendi batılında ısrar ediyor. Asla diyor benim bu batılımı sorgulayamazsın. Benim bu Allah'a asi olduğum, Allah'ın dinini kaldırdığım yolu değiştiremezsin. Baskı yapıyor, cebre diyor, zulme diyor. İlla böyle yapacaksın diyor. Ama bu Allah'a kulluk olmuyor. Benim dediğimi yapacaksın. Bu peygamber ümmet olunmuyor. Benim dediğimi yapacaksın. Ama bu yol cehenneme götürüyor. Beni yaratan Rabbim, seni de yaratan Rabbimiz böyle istiyor. Ben Allah'a boyun eğmem diyor. Allah'a kafa efendim kafa tutuyor. Olayları incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim kendisine asi olan insanları cebbar olarak, zorba ve inatçı olarak tanıtıyor. Gerçekten de böyle. Adam inat ediyor. Batılında inat ediyor. Yanlışında inat ediyor. B biliyor yanlışını. Allah böyle kötülerden bizleri muhafaza eylesin. Ve 61. ayet bu ayeti kerime yeni bir konu başlamış olacak. Arz edelim. Bir başlangıç yapalım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Ve ila semud. Allah buyuruyor ki semud kavmi. Dünyada yedi bin helak vardır. Yedi tane büyük tufan vardır. Nuh tufanı gibi. Ama yedi bin kez. Bak bu kavim helak oldu. Hepsinin kökü kazıldı. Mevla öyle bir azap gönderdi. Gökten alevler, yerden felaketler. Milyonlarca insan öldü gitti. Kimin mülkünde kime kafa kaldırıyorsun? Şimdi geldik ve ile Semud. Semud kavmi. Semud. E kavm bunlar da bu Medyen taraflarında yaşadılar. Ürdün tarafı. Orada Petra dedikleri yerler var vesaire. Bunların yaşadıkları alametler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Tebu'a giderken bu Semud kavminin yaşadığı topraklardan geçti. Oradaki Efe, sahabe efendilerimize dedi doldurduğunuz suları dökün dedi Allah'ın azabının indiği yerde beklenmez durulmaz oradaki meyvelerden de vesaire suyu içilmez dedi kaplarınızı vesaire doldu boşaltın dedi hamur yapmışlardı o hamurları da hayvanlara verdiler yemediler ve ila semud semud kavmi saliha salih aleyhisselam kale ya kavmi ubudullah Allah'a kulluk yapın Allah'a tapın ma min ilahin gayruh Allah'tan başka ilah yok. Allah'a tapacağız. kuve en şeyekum. Allah Allah ne kadar güzel. O yoktan var etmedi mi? Şimdi insan kendini bilir. Ben kendimi biliyorsam bütün dünya insanları da biliyor. Kafir efendim inkarcılar da biliyorlar. Yahudi Hristiyanlar da biliyor. Yani ben kendi kendime var olmadım. Var oluşumdan haberim yok. Boyumu, tipimi, rengimi, kaşımı, efendim ortamı kendim seçmedim. Yani akıl benim değil, kalp benim değil, el benim değil. Bunlar nasıl bir şeydir? Yani tasarruf benim değil, gökler, yerler vesaire. Salih Aleyhisselam diyor ki, o Allah sizi yoktan var etti. Yoktan var eden o. Minel ardı, yeryüzünde. Vestamerekum, size hayat verdi. Bir deprem olsa, bir yel olsa, bir sel olsa, bir kasırgalar olsa. Allah'ın mülkünde yaşayamazsın. Esnaf efendim, Vestafiruhu. Allah'tan af isteyin. Bu kadar yanlışlar, günahlar, kusurlardan tövbe edin. Tekrar gel. Vestafiruhu sümme tubu ile. İstiğfar önce yanlıştan vazgeçmek, sonra Allah'ın yolunda yürümektir. Estağfurullah, beni affet ya Rabbim dedi ama aynı yerinde duruyor. İbadete başlamadı, haramdan kurtulmadı. Olmadı bu. Estağfiru, Allah'tan af isteyeceksin. Allah'ım beni affet, sümmetubu ile Allah'ın yoluna dönüp yolumuza devam edeceğiz. İleyh. İnne Rabbi muhakkak Rabbim karibun mucib. Rabbim son derece yakın ve duaları kabul edin. Humul lezine kanu yeskununa medainil hacer beyne Tebuk vel Medine. Burada söylüyor tefsirimiz. Medine-i Münevvere ile Tebuk arasındaki topraklarda yaşıyorlardı bunlar bahsedilen kavim. Bunları inşallah bir sonraki derste 61. ayetten tekrar alırız. Ee, bu altyapıyı da hazırlamış olduk. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Tevafuktur. Nuh Aleyhisselam bitti. Hud Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam tam bitti. Salih Aleyhisselam böyle konu konu gidiyor. Şimdi Salih Aleyhisselamı konuşacağız İnşallah dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Rabbim bizi kendi kitabından ayırmasın. Kulluğundan ayırmasın ve ömür sermayemizi rızasına uygun daim eylesin. Çoğunluğa bakmayalım. Ya bu kadar millet mi işte burada anlatılacak Salih Aleyhisselam'da da aynısını duyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun amin. Subhan Rabbiyel Ali ila alel vehhab elhamdülillahi lezi hedana ve mâ kunna linehtede levlan hedana Allah ve salatu ve selamu ala Resûlinâ. Muhammedin ve ala ve sahbihi ecman ya Rabbi rızana muvafık bir hayat sürmeye muvaffak eyle. Sana hakkıyla kul Habibine hakkıyla ümmet güzel dinimize tabi olup helallere ittiba edip haramlardan kaçan ömür sermayemizi rızana uygun kullanan kullarına bizi dahil eyle. Haramlara, günahlara, yanlışlara, yanlış yolda olanlara, azgın ve sapkın ve o cebbarlara tabi olmaktan, ahir ve akıbeti kaybetmekten muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayren nasirin, zalimlerin, hainlerin, kötülerin, tasallutlarından onların eline düşmekten muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam ümmetlerini selamet nasip eyle. Sıhhat, afiyet, son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسول ديارك، خذورا بارمايا، هب بزم وأفاك إله، ألفاتيخة، اللّه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين